Dünya ve bizden iyi akşamlar. Bugün yine korona, işte Covid-19 bağlamında biliyorsunuz artık, sizler de alıştınız. Evlerden bu yayınları yapmaya devam ediyoruz. Ben de yine her hafta olduğu üzere stüdyodaki arkadaşlarıma hem kendi adıma hem sizler adına teşekkür ediyorum bu programın sizlere ulaşmasını sağladıkları için. Şimdi bu yayında 3 konuğum olacak. İlk kısım halinde yapacağız. İlk önce daha önceden aşina olduğunuz, pek çok kere konuk ettiğim İKV Genel Sekreteri Sayın Çiğdem Naz konuğum olacak. Fark etmişsinizdir, daha önce de ki programlarda da aşağı yukarı her programda AB ile ilgili bir pencere açmaya çalışıyorum. Ardından yine pek çok kere konuğum olan, hepinizin de iyi tanıdığına emin olduğum Rusya uzmanı ve medya günlüğü yazarı Sayın Aydın Sezer'le Rusya'yı konuşacağız. Hem Türkiye-Rusya ilişkilerini hem Rusya'yı konuşmaya çalışacağız. İkinci bölümde de yine hepinizin aşina olduğunuz Gazete Duvar'da benim de yazdığım yazan, Almanitor'da da yazan Orta Doğu uzmanı, değerli yazar Fehim Taştekin'le Orta Doğu'yu, Libya'yı, İran, Irak, Suriye ama hepsinin merkezine de Kürt meselesini, Kürtlerin seçeneklerini alarak ve değişik Kürt oluşumların kendi aralarındaki ilişkilerin seyrini odağa almaya çalışarak sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi Çiğdem Hanım hattımızda, beni duyuyor olması lazım. İyi akşamlar Sayın Çiğdem Naz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler katıldığınız için. Girizgahta söylediğim üzere ben her programda bir AB penceresi açmaya çalışıyorum. Doğrusu bu küresel salgın, pandemi, işte Covid-19, korona, bunun Avrupa Birliği üzerinde etkileri oldu. Her şeyden önce bir ortak sağlık politikası olmamasının yansımaları oldu. Ama şimdi artık sanki sağlık konusu arkada kalmaya başlar gibi normalleşmeler çeşitli ülkelerde, her ülke kendine göre tabii yapmak durumunda, normalleşmenin başlangıcındayız. Temkinli bir normalleşmenin sanki böyle ilk günlerinde ya da bazı ülkeler için arefesindeyiz. Evet. Ama diğer yandan ekonomik açıdan bakarsak, işte kimileri 1929 büyük buhranından açıyor taksimetreyi diyeyim. Evet. Kimisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana diyor. Kimisi 2008 finansal krizine atıfta bulunuyor. Ama herhal ve karda, herhalde sizin de karşı çıkmayacağınız gerçek şu ki, zaten güç bela hafiften bir ekonomik toparlanmanın başlangıcına gelir gibi olan Avrupa Birliği şimdi böyle bir darbe almış durumda. Ama bunun Avrupa'nın siyasal birliğine de sanıyorum ciddi bir etkisi olacak. Yayından önce sizinle konuşmuştuk. Tam da bugün Murat Yetkin de Yetkin Report'ta aynı konuyu tesadüfen, demek ki onun da dikkatini çekti, işlemiş. Bu evet. Almanya Anayasa Mahkemesi'nin kararını da ben bundan öncelikle merceğe almak istedim. Çünkü sanıyorum bu pek çok yönüyle bu konuştuğumuz konulara dokunuyor. Yani şimdi Avrupa Birliği bir egemenlik devri projesi aynı zamanda. Almanya Anayasa evet. Mahkemesi işte Alman Merkez Bankası'na sen tahvil alamazsın, bunun için para basamazsın, bana soracaksın ya da ben Almanya'yı yasaklarım buna katkı sunmasını, sana bir şey diyemezsem gibi bir tutum içine girdi. Evet. Ve buna çok sert, tabii hem Christine Lagarde'dan Avrupa Merkez Bankası, hani biz size hesap vermeyiz. Evet. Biz de hukuka uygun hareket ediyoruz ama Alman hükümetiyle sizin aranızda olan işe biz karışmayız demeye getirdi, kabaca karikatürize ederek biraz. Ama evet. Murat Yetkin de yazısına almış, bazı ülkelerde bunu bir fırsat görüyor anladığım kadarıyla. Almanya Anayasa Mahkemesi destek beyan ederek, Polonya, Macaristan gibi. Evet, yani biz de başka taraflarda, başka konularda ağzımız yanmıştı bu egemenlik devri konusundan. İşte şimdi hani deyim yerindeyse bu şımarıklığını diyelim, onların penceresinden bakıyorum, Avrupa Birliği'nin gidermek gerekir diye. Bizim açımızdan, hani Türkiye penceresinden bizlere böyle bir ışık yılı gibi uzak olan, bence ilginç bir durum da, tabii daha dün Almanya Savunma Bakanı olan Ursula von der Leyen'in de Avrupa Birliği'ni temsilen Almanya'ya sert çıkması.
Yani bizler bu tür bir, yani biz bir yandan işte yine unutulmuş da olsa bir Avrupa Birliği üyeliği hedefimiz var, en azından işte anlaşmada yazıyor. Ama böyle bir egemenlik devri demek olduğunu acaba bilincinde miyiz? Doğrusu bu yönüyle de benim ilgimi çekti. Sizle konuşmuştuk. Tabii siz haklı olarak dediniz ki yani bunun iktisadi yönü çok şu anda bizim konumuz olmuyor. Haklısınız. Zaten ben de doğrusu bunun işte tahvil alımı ne anlama gelir? Onu biraz başka programlarda konuştuk zaten. Yani bir bu korona için bir ayrı tahvil mi yapmalı, yoksa işte karşılıklı borç yükünü sırtlanmak mı? Onun yerine bir fon kurmak mı kısmını? Ama ben Avrupa Birliği'nin siyasal birliği bakımından şu Anayasa Mahkemesi, Alman Anayasa Mahkemesi krizi demek abartılı mı olur bilmiyorum. Hani öyle diyelim lafın gelişi. Krizini siz nasıl yorumluyorsunuz? Biraz uzun bir girizgah oldu ama bu boyutlarıyla sizden özellikle bu konuyu en iyi bilen sizsiniz. Çünkü daha önceki programlarda ben de izleyicilerim de sizden çok şey öğrendik AB hakkında. Sizin yorumunuzu çok doğrusu çok merak ediyorum. Dinlemek isterim. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Evet, çok ilginç bir karar oldu. Özellikle aslında 2015 yılından beri yapılan bu tahvil alımlarını ile ilgili bir karardı. Ama tam da böyle bir son dönemde işte 750 milyar avroluk bir tahvil alımı da olduğu için onun üzerine gelmesi yani zamanlama açısından da manidar oldu. 750 yani, milyar öyle mi? Evet, evet. Bayağı bir meblağ yani. Evet, bayağı bir yardım. Şimdi yani siyasi birlik açısından tabii çok etkisi var. Biz genelde mesela Avrupa Birliği ile ilgili konuştuğumuzda ve Avrupa Birliği'ni diğer uluslararası örgütlerden ayıran özelliklerin başında işte supranasyonel yapısı, sizin bahsettiğiniz egemenlik devrinin geldiğini söyleriz. Bunun da altında yatan aslında o hukuk sistemi. Yani Avrupa Adalet Divanı'nda verdiği kararlarla iyice pekişen uluslararası hukukla ulusal hukuk arasında yeni bir uluslararası hukuk düzeni yaratması. O anlamda da bu karar bunu çok ilgilendiriyor. Bir de tabii bu Avrupa Birliği ile üye devletler arasında yetki dağılımı konuları var ve bu Avro aslında Avrupa Birliği'nin münhasır yetkisi altında olan bir alan. Yani doğrudan Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yönlendirdiği bir politika. O yüzden böyle bir ulusal bir anayasa mahkemesinin bu konuda Avrupa Birliği'nin yetkisini bu şekilde şey yapması, diyelim sorgulaması, o siyasi birlik ve onun temel prensiplerini de aslında tartışmaya açmış oluyor. Daha önce de aslında tabii Alman Anayasa Mahkemesi'nin bir kendine özgü de bir yapısı var. Çünkü özellikle bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende yani tekrar böyle bir diyelim yürütmenin kontrolden çıkması gibi bir olasılığa karşı hukuki kontrol, denetim mekanizması çok güçlü bir şekilde oluşturulmuştu. Daha önce mesela Maastricht Antlaşması'nda da Maastricht Antlaşması'nın onaylanması sürecinde de yine Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti buna izin veren ve ancak ondan sonra Almanya bunu şey yapmıştı. Onaylayabilmişti. Yani o anlamda oldukça müdahil bu konulara. Yetki devri konularına da müdahil. Çünkü yetkiyi yürütme o ülke adına devrediyor. Ancak bunu yaparken muhakkak bunun yargı denetimine bağlı olmasını da istiyor. Bu Avrupa Merkez Bankası ile ilgili kararı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Fakat kararın bir diğer yanı özellikle Alman Merkez Bankası'nın bunu yapmaya yetkisi olmadığını söylemesi. Bu da tabii Avro alanının temelini tehlikeye atan bir şey. Çünkü bu Avrupa Birliği ekonomik ve parasal birliğe geçerken önemli aşamalardan biri de önce bütün ulusal merkez bankalarının bağımsız olmasıydı. Daha sonra da hepsi bu Avrupa Merkez Bankası sistemine bağlandılar. Şimdi tek tek bu şekilde merkez bankalarının bu ortak politikayı uygulayıp uygulayamayacağının sorgulanmaya başlaması da tabii Avrupa'nın temelini sarsacak bir gelişme. Ancak dediğiniz gibi komisyonun buna güçlü bir şekilde cevap vermesi, Merkez Bankası'nın cevap vermesi ve işte bu supranasyonel bir hukuktur. Bu Avro alanı bizim münhasır yetkimizdedir. Yani üye devletler buna karışamaz şeklinde karşı çıkmaları hani bir şekilde bu temel prensiplerin tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Ancak tabii sizin de dediğiniz gibi diğer bazı ülkelerin buna destek vermesi artık hani
egemen, yani Brexit'te de karşı karşıya kaldığımız bu ulusal egemenliğin yeniden ön plana çıkmaya başlaması, işte bu hani Brexit'te de gördüğümüz kontrolü geri almak gibi temaların aslında üye devletlerde ne kadar popülerlik kazanmaya başladığını da gösteriyor. Yani eğer hani kötü senaryoya bakacak olursak, bu aslında böyle bir Avrupa Birliği'nin temel prensiplerine sorgulanacağı bir süreci de başlatabilir. Bunun için de tabii şeylerin sağlam durması gerekiyor. AB kurumlarının sağlam durması gerekiyor. Bir de tabii siyasi desteğinde olması gerekiyor. Özellikle hani temel bazı üye devletler tarafından diyebiliriz. Evet, aslında verdiğiniz yanıtta tabii çok kilit terimler var. Yani supranasyonalizm bir taraftan yürütmenin denetimden çıkması dediniz. İşte evet. Ben egemenlik devri dedim, siz yetki devri dediniz. Bütün bunlar aslında bu Avrupa Birliği projesinin nitelikleri. Evet. Ama bunların evet. üzerinde zaten ortaklaşma olarak yola çıkılmış olduğu varsayılıyordu. Tabii. Şimdi bu varsayım sanki pandeminin etkisi, dolaylı etkileri dolayısıyla sorgulanır hale geldi. Evet. Bu peki şimdi bir sanki Doğu Batı hattından ya da işte popülist, yani ne bileyim işte Polonya, Slovakya bir tarafta, hatta evet. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, bununla hani Doğu Batı gibi bir ayrım varken şimdi sanki evet. zengin kuzeyle pandemiden sert etkilenen güney, özellikle İspanya, İtalya evet. ve buradaki dayanışma eksikliğinin siyasal birlik üzerine baskısı gibi bir durum var evet. diye anlıyorum. Peki bu da bu Fransa-Almanya ikilisini de, yani bu kuzey-güney çizgisi bu ikisinin arasına da giriyor mu böylece? Yani iyice bir çatırdama sizin kulaklarınıza da geliyor mu? Siz bu kuzey-güney yarılmasının evet. sonunu nasıl görüyorsunuz? Evet. Yani tabii bir özellikle bu eski bir önceki mali krizde de ortaya çıkan bir hat vardı. Yani daha güçlü olan, mali disipline önem veren kuzey ülkeleriyle biraz daha hükümet borçlanmasının daha ön planda olduğu, ekonominin biraz daha zor bir durumda olduğu diyelim. Güney ülkeleri arasında böyle bir ayrım vardı. Bu virüs krizi tekrar bunu gündeme getirmiş oldu. İşte sizin de dediğiniz gibi bu korona bonoları üzerinden bir tartışma yürüdü. Daha sonra bir çözüm bulundu gibi. Çünkü korona bonoları aslında hani çok da belki gerçekçi bir öneri değildi. Ve var olan sistem içinde bunu yeni bir böyle mali araç oluşturmanın da önünde engeller vardı. O yüzden şimdilik böyle bir kurtarma fonu formülünü buldular. Bunun Avrupa bütçesi tarafından karşılanması ve çok uygun bazı faizlerle Avrupa Birliği üye devletlerine yardım edilmesi, bunun geri ödemesinin yine 10 yıla yayılan oldukça uzun bir süreç içinde olması gibi şeyler getirildi. Yeni bir sistem getirilmiş oldu. Yaklaşık işte 1 trilyona varan bir kurtarma fonu. Bunun işte 1,5 trilyona kadar ulaşması gerektiği, böyle bir ihtiyaç olduğu da ifade ediliyor. Yine de tabii bazı henüz anlaşılmayan konular var. Yani bu mesela bunun geri ödemesinde bu fondan faydalanan üye devletlere ek bazı koşullar getirilecek mi? Onların bazı politikaları uygulamaları istenecek mi? Yani hani bu kemer sıkma politikaları empoze edilecek mi? Daha önce Yunanistan'a olduğu gibi. Hani bu konularda hala bazı şüpheler var. Eğer tabii öyle bir şey olursa o zaman tabii tekrar bu hattın çok önemli bir ayrışmaya yol açabileceğini görebileceğiz. Hatırlarsanız bu korona bond sırasında Hollanda Maliye Bakanı'nın bir ifadesi olmuştu. İşte bu evet. İtalya gibi bazı üye devletlerin hani bu ekonomi politikalarını eleştirmişti ve son derece üstten bakan, hani küçümseyici bir şey olarak çok terbiyesizce gibi bazı ifadelerle eleştirilmişti Güney ülkeleri tarafından. Yani böyle bir şey var, hani ekonomiye bakış, evet. Birbirlerine karşı belki bazı ön yargılar bu hattı belirginleştiriyor. Ancak tabii bir karşılıklı ihtiyaç da söz konusu. Mesela bu koronavirüs virüs krizi sırasında Merkel'in bir açıklaması oldu. İşte dedi ki bu bizim hepimizin krizidir. Yani sadece İtalya'nın, İspanya'nın krizi değildir ve ortak bir şekilde hareket etmemiz gerekir. Aksi takdirde AB'nin geleceği tehlikeye girebilir dedi. İşte güney ülkeleri daha çok aynı gemideyiz. Yani bu sadece hani güneyin problemi, kuzeyin problemi değil diyemeyiz. Aynı gemideyiz. Hani böyle bir retoriğin şey yaptığını, hakim olduğunu
olduğunu gördük. Yani şimdilik biraz yatışmış gibi. Tabii şöyle bir tehlike var. Yani şu an için Avrupa ekonomisini aslında korumuş gözüküyorlar. Yani bu sene sonuna kadar tabii oldukça karamsar bir tablo var. Yani %9'lara varan, %7'ler civarında bir küçülme öngörülüyor birçok üye devlet için, Avro alanı için. Ancak eğer bu şimdi yavaş yavaş başlayan normalleşme diyelim sonbahara doğru artık tamamen bir ekonominin tekrar çarklarının çalışmasına sebep olursa, o zaman bunu biraz daha az hasarla atlatabilirler. Ancak eğer bir ikinci dalga gelirse, sonbaharda hani bazen böyle beklentiler vardı, tekrar bir ikinci dalga gelip de tekrar böyle bir karantina uygulaması falan gibi bir şey tekrar gündeme gelirse, o zaman tabii ekonomide işte firmaları şimdi desteklediler. Kimse işini kaybetmedi. Kısa çalışma ödeneği desteklendi. Ama öyle bir durumda o zaman en kötü senaryo diyelim gerçekleşir. O zaman da Avrupa ekonomisinin bunu dayanma gücü tabii çok daha zorlanmış olur. O yüzden yani iyi senaryoda hani bu kuzey-güney geriliminin de bir şekilde şey yapıldığını, yani tabii ki tamamen çözülmüş diyemeyiz ama en azından kontrol altına alındığını şimdilik söyleyebiliriz. Peki Çiğdem Hanım, son sorumu da o zaman son 4-5 dakikamızı da şu konuya, bize bakan tarafına ayıralım. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerdeki konuşmalarından birinde beklenmedik bir Avrupa Birliği çıkışı yaptı. Gerçi biraz sanki yine kendine has üslubuyla hani sert bir çıkıştı ama hani Avrupa Birliği'nin ancak Türkiye'yi alarak işte büyüyebileceği gibi. Yine de ama bir demek ki kafalarda yeniden bir Avrupa Birliği üyeliği perspektifi canlandı gibi de olumlu, bilmiyorum zorlama belki ama böyle bir yorum da yapılabilir. Bunu bir tarafa koyabiliriz. Bir taraftan bugün işte Murat Yetkin'in bu bizim işlediğimiz ilk konuda bir yorumu var. Oydaşma zorunluluğu ortadan kalkarsa bu Türkiye'ye belki bazı fırsat pencereleri açabilir. Yani herkesin birden evet demesi bir konuda gibi. Bir başkası Brexit'in de tam buna denk gelmesi. Bu da benim eklediğim bir kısım. Yani bir yanda Brexit'le çıkmış Britanya var. Türkiye ile ilişkileri iyi. Bir yanda yine içeri girememiş bir türlü bir Türkiye var. Hani acaba bunlar birlikte olabilir mi? Bir de kestirmeden bize hep burada anlatılan iktidar tarafından, hani bu küresel salgın işte Çin'i yerinden edeceği için ulus küresel tedarik zincirinde, biz de Avrupa Birliği ile zaten gümrük birliğimiz de var, dibindeyiz de, bu bize bir fırsat açar. Siz böyle Türkiye'ye açısından hani bir musibetten işte bir iyilik doğar gibi, bir buradan bir hayırlı sonuç çıkar yorumlarına katılır mısınız? Evet. Ya da sizin yorumunuz ne bu konularda? Evet. Yani şöyle, şimdi ilişkiler çok kötü bir noktada şu anda. Yani hani bayağı bir şey yapılması gerek tekrar rayına oturtabilmek için. Çünkü sadece işte Türkiye'deki bazı Kopenhag kriterlerine uygun olmayan uygulamaların ötesinde artık böyle sanki bir jeostratejik fay hattı da oluşmuş gibi. Özellikle bu işte Kıbrıs meselesi, Suriye'de yine Türkiye'nin operasyonuna destek verilmemesi, işte Libya'daki pozisyon, özellikle Fransa ile olan buradaki sürtüşme. Bütün bunlar aslında böyle bir sanki hani Türkiye'yi artık iyice bu Avrupa Birliği perspektifinin dışına çıkarmış gibi. Dediğiniz nokta önemli diye düşünüyorum ben. Bu bahsettiğiniz hani Çin'e olan bağımlılığın azaltılması ve daha çok bölgesel tedarik zincirlerinin, yani bu küresel Çin'e bağımlı zincirlerin yerine bölgesel tedarik zincirlerinin olması. Türkiye'nin burada tabii bir artısı, önemli bir imalat sanayii var. Yani bu anlamda oldukça gümrük birliğinde olumlu etkisiyle güçlü bir imalat sanayii var. O yüzden de hani Avrupa Birliği'ne uyumlu üretim yapmaya da alışık olan bir ülke. O yüzden bu olabilir. Ancak bizim bu İKB olarak bir projemiz var çeşitli AB ülkeleriyle. Orada her üye devletin bu gümrük birliği güncellemesine nasıl yaklaştığına bakıyoruz. Hepsi raporlar hazırlıyorlar ve bugün baktığım genelde çok olumsuz bir tablo var. Yani hiçbir üye devlette aman hani gümrük birliğini başlatalım gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Çünkü önünde çok önemli hala engeller var. Yani bu COVID-19 krizi sırasında olanlar bu engelleri kaldırmış durumda değil. Yani bir fırsat var. Ancak Türkiye'nin bunu değerlendirmek için adım atması gerekir. Yani ne yapması gerekir? İşte reformlar.
Özellikle işte hukuk alanında, çünkü Avrupa Birliği'ndeki Türkiye'ye yönelik algı tamamen hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ile ilgili ciddi sorunlar olduğu, işte medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü zaten Haziran ayında yine raporda çıkacak. Şimdi mesela meclisin kapalı olması gibi bu çok ayrıntılı konular girecek. Yani bunlar demokrasi, insan hakları açısından AB kriterlerinin uzaklaşma olarak görülüyor. Bir de bunlara ek olarak hep bütün üye devletlerin o bizim bu projede vurguladığı işte Suriye, Libya meselesi. Suriye ve Libya meselesi. Buradaki Türkiye'nin pozisyonunu Avrupa Birliği ile çelişkili olarak görüyorlar. Bir de tabii Kıbrıs meselesi var. Burada biz genelde hani Türkiye olarak kendimizi haklı görsek de onlar da diyorlar ki hani bu bizim üye devletimizdir. Onun egemenlik hakkıdır ve biz AB olarak onun yanında olmak durumundayız. Evet. Yani bu gibilerin sorunların çözülmesi için de hakikaten önemli bir çaba göstermek gerek. Yani kendiliğinden olması zor gözüküyor. Evet, anladım. Söylediklerinizden anladım. Yani sayfanın ortasına bir çizgi çekip artı eksi dediğimiz zaman bu tarafta yapılacak işler çok daha fazla bizim önümüze gelen fırsatlar dışında. Ama söyledikleriniz arasında yine bilmediğim bir şey öğrendim sayenizde. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapalı olması AB'nin ilgilendiği ve eleştirdiği konulardan biri. Doğru anladım değil mi? Evet, evet. Yani çünkü daha hani kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistem olduğu için bu tip şeyler onlar için çok önemli. Evet, yani krizin mesela krizin belki başarılı yönetildiğini de ifade edebilir ama yanında muhakkak bu da gözlerinden kaçmamıştır diye düşünüyorum. Anladım. Çok çok teşekkür ederim değerli Çiğdem Naz. Katıldığınız için, zaman ayırdığınız için sağlıkla kalmanızı dilerim. İyi akşamlar, hürmetler. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın. Evet, Çiğdem nasıl dinledik? Yine her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği konusunda bence çok güncel, önemli, sağlıklı bilgiler paylaştı. Örneğin şu son söylediği, hani Avrupa Birliği'nin meclisin kapalı oluşunu, bugün dikkat ederseniz Meclis Başkanı Şentop gayet kendine emin bir tavırla böyle bir şey gündemde yok dedi. Hani AVM'ler açılırken meclis kapalı olur mu sorusuna yanıt olarak. Bakın işte Avrupa Birliği'nin de demek ki gündeminde. Şimdi ikinci konuğum hazır olduğunda arkadaşlarım beni uyaracaklar, rejiden bağlanacağız. Değerli Aydın Sezer, tanıyorsunuz, daha önce de konuğumuz oldu. Medya Günlüğü yazarı, Rusya uzmanı. Onunla hem konuşacağız, Rusya'da bu küresel salgınla mücadelenin etkilerini, biraz Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeni bir dönemeçte olup olmadığını da konuşacağız. Biraz da hazır Aydın Bey bulmuşken, aslında o hesapta yoktu ama ısındı sular o konuda. Bu Libya konusunu da yeniden ben bir Aydın Bey'den doğrusu dinlemek isterim. Çünkü Aydın Bey deyim yerindeyse o da hazırmış zaten. Hani bangır bangır bağırıyor bu Libya ile yapılan anlaşmayı bir türlü doğru anlamadı kimse diye. Onu da yeri gelmişken konuşmak isterim. Sayın Aydın Sezer hattımızda galiba, bağlandık. İyi akşamlar efendim, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Aydın Bey. İyi akşamlar. Ben eve kapanınca sakallarımı kesmişim. Siz ters yöne gitmişsiniz gördüğüm kadarıyla görüşmeyeli. En azından iki Aydın böylece ayrılabilir birbirinden tekrar. Daha önce siz tıraşı, ben şimdi rolleri değişmiş olduk. İyi akşamlar, sağlığınız yerindedir umarım. Karantina günlerinde. İyi akşamlar. Şimdi aslında Rusya konuşacağız. Fakat şu Libya meselesi de ısındı işte bu son 11 Mayıs'ta yapılan açıklama. Ben de bugünkü Medyascope yayında onu denedim. Biraz sonda da ona zaman ayırmak istiyorum. Şu Libya. Çünkü siz işte o arada sizi bağlarlar ki onu söyledim. Yani deyim yerindeyse davul çalarak, bangır bangır bağırarak ya şu Libya ile yapılan anlaşmayı bir türlü anlamadınız içeriğini, yani bu söylendiği gibi değil demeye çalışıyorsunuz. Onu ayrıca konuşuruz. Fakat bu salgın başlarken Rusya Devlet Başkanı Putin güzel fotoğraflar vermişti. İşte tulum giyip o denetim yapması. Hani işte savaş sırasında başkomutan böyle olur. Görün de anlayın bu işler nasıl yürütülür gibi bir havada başladı. Fakat sanki arkası gelmedi. Bir de bu Suudi Arabistan'la girişilen pek de hani bir mantık çerçevesine oturmayan petrol fiyatı itişmesi de Rus ekonomisini görebildiğim kadarıyla sert vurdu.
geldiğimiz yerde bir de bu elinden bu 2. Dünya Savaşı'nın işte 75. yıl kutlamaları, hani bir yanında Çin Devlet Başkanı Xi, bir tarafında Fransa Cumhurbaşkanı Macron oturarak böyle bir Rusya'nın dünya sahnesine geri dönüşünü sanki kutlayacaktı. O da olmadı. Popülaritesi de sanıyorum Putin'in gene yüksek ama eskisine göre, salgın öncesine göre aşağı doğru gidiyor. Bütün bunlarla tam şu anayasal değişiklik, hani artık ömür boyu başkanım ben havasına girmişken olan şeyler. Nasıl Vladimir Putin'in performansı, Rusya'da nasıl değerlendiriliyor? Bazı şeyler artık siyasi bakımdan söylüyorum, belirsiz mi oldu? Yoksa bunlar bir iki aya unutulur, eski hikaye devam eder mi demeliyiz? Siz ne dersiniz Aydın Bey? Buyurun lütfen. Evet, belirttiğiniz üzere Putin koronavirüs salgını sürecine çok hızlı ve gösterişli bir şekilde başladı. Hatta öncelikle Amerika ve İtalya'ya yapılan yardımlar, ki İtalya'ya personel yardım da gitti, son derece prestijli bir görünüm sergiledi. Bu doğru. Süreç içerisinde tabii bu pandeminin tüm ülke yönetim biçimiyle de yansıyan, yani her ülkenin kendi kamuoyunda tartışılan bazı eksiklikler, bazı ihmaller olduğu gibi Rusya'da da süreç içerisinde bazı belirsizlik ve huzursuzluklar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi, her şeyden önce Rus halkının da tıpkı Türk halkı gibi kurallara, konulan yasaklara uyma konusunda pek istekli ve arzulu olmayışıyla ilgili. Bir diğer suçlama yönetime, özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin, Avrupa'dan gelen Rusların bu salgını Rusya ölçeğinde yaydıklarıyla ilgili ve hükümetin bu konuda yetersiz kalmasıyla ilgili suçlamalar oldu. Hatta burada Türkiye örneğini de verdiler. Özellikle sıkı bir şekilde uygulanan karantina sürecini de örnek verdiler. Tabii Rusya çok büyük bir ülke ama kriz, korona asıl Moskova'da çok önemli ölçüde hissedildi. Süreç içerisinde test sayılarının artmasıyla birlikte hasta sayıları da ortaya çıktı. Kabineden başbakan dahil 3 bakanın, dün Peskov ve eşi hanımefendinin koronavirüse yakalanmış olması da Rusya'da farklı bir takım konuları gündeme getirdi. Bu da hükümet yönetici, hükümetteki kişilerin, bakanların dahi korona mücadelesini ciddiye almadıklarıyla alakalı suçlamalar ortaya çıktı. Enteresan bir şey, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü son toplantısında yurt dışındaki Rusların, korona dolayısıyla mağdur olan Rusların yurda getirilmesiyle ilgili olarak bakanlığın ne şekilde çalışma yürüttüğünü sordu. Zaharova da buna yurt dışında olanlar zaten parası olan zenginlerdir gibisinden bir yanıt verdi ve çok büyük tepki aldı. Hatta sosyal medyada Zaharova aleyhine kampanya dahi yürütüldü, görevden alınması dahi istendi. Şimdi Rusya'da vaka sayısı 250 bine yaklaştı bugün itibariyle. 243 bini geçmişti dün zaten. Fakat ölüm oranı diğer ülkelerle kıyaslandığında son derece düşük. Yani dünya ortalamasının 7'de 1'i düzeyinde ölüm oranı var. Bugüne kadar da zaten 2200 küsür kişi hayatını kaybetmiş durumda. Tabii bazı magazinsel, özellikle doktorların intihar etmesi olayı gibi ya da camdan atlamalar olayı gibi olaylar da yaşandı. Ama bunların arkasında hani gizli servisin bu kişileri bir şekilde susturmaya yönelik çabalarını anlamamak gerekiyor. Zira bu yola yönelmez. Zaten kimse de Rusya'da, açık söylemek gerekirse, böyle bir görevdeki kişiler de intihar edecek kadar özgür de değillerdir. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde Moskova hariç diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve uygulanacak tedbirlerle ilgili yerel yönetimler
söz sahibi olacak. Moskova'da yasak biraz daha uzayacak ama özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda çok ciddi para cezaları var. Moskova'da çalışmak için dışarı çıkanlar ya da işi nedeniyle dışarı çıkanlar açısından inşaat sektörü faaliyetine başlıyor. Burada da Agalarov'un çok önemli bir kulis hareketi ve baskısı oluştu. Özellikle şantiyelerde üretimin devam etmesi yok. Rusya tabii petrol fiyatlarındaki düşüşün ötesinde petrole yönelik talebin düşmesinden kaynaklanan bir kriz yaşıyor. Bir defa bunun altını çizelim çünkü miktar olarak ihracatta da bir düşüş var. Kaldı ki zaten normal durumlarda bile Rusya bütçesi petrol fiyatlarının 42-45 dolar varil seviyesindeki bir fiyat seviyesi. Göre hesaplanmış bir olumsuz etkisi var. Fakat bu çok önemli ya da belirleyici bir neden değil. Zira çok yüksek döviz rezervleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. 550 milyar dolar artıyla girdi bu krize Rusya. Putin'e yönelik eleştirilerin ben Batı medyasında özellikle abartıldığını düşünüyorum. Her ne kadar Rus anket Levada Center gibi araştırma kuruluşları memnuniyetsizliği %48'ler oranında gösterseler de bu zamanla alakalı bir konu. Ben krizden sonra asıl iktisadi yapıdaki gelişmelere paralel olarak Rusya'da Putin'in ya da Rus yönetiminin neyle karşılaşacağı konusunu açıkça söylemek gerekirse merakla bekliyorum. Yani şu andaki gelişmeler değil de bundan sonraki süreçteki iktisadi gelişmeler daha belirleyici olacak. Ama Putin'in tabii ki popülaritesi yüksek. Tabii ki demokratik yollarla bir alternatifinin ortaya çıkması da söz konusu olmadığı için popülarite ne olursa olsun Putin istediği müddetçe istediği kadar devam edecek gibi gözüküyor. Peki Aydın Bey, o zaman bu söylediğiniz, çizdiğiniz çerçeve, işte 550 milyar dolarlık döviz rezervi ve bu ne yaptığını bilen lider diyelim profili, bu anlamda herhalde dış politikasında da Rusya'nın bizim çevremizdeki alanlarda özellikle başta Suriye olmak üzere çok keskin bir koronavirüs ve petrol fiyatı düşüşü etkisi, böyle bir baskı görmeyeceğiz diye anlıyorum. Bu bağlamda bir de şunu sormak isterim. Siz de bu konuya çok dikkat çektiniz. Ben de izlemeye çalışıyorum. İşte en son Suriye özel temsilcisi ABD'nin Jim Jeffrey de söyledi. Sürekli bir Putin'in artık Beşar Esad'dan bıktığı, vazgeçtiği, artık onu bir türlü istediği çerçeveye ne siyasal çözüm konusunda ne anayasa reformu konusunda işte getiremediği ve Beşar Esad'ın yolsuzlukla mücadelede yetersiz kaldığı için de Rusya'nın Suriye'de zorlandığı, kazanımlarını tekrar kaybetmeye başladığı gibi bir böyle yoğun bir, buna propaganda mı demek lazım bilmiyorum, bu haberler çoğaldı. Bunlarda bir gerçek payı var mı? Bu pandeminin getirdiği etki ve petrol fiyatlarındaki hem düşüş hem sizin işaret ettiğiniz gibi talepteki düşüş Rusya'yı daha temkinli, hem başta Suriye, Libya'da bir dış politika izlemeye götürecek mi sizce? Aydın Bey, şimdi evet, siz de belirttiniz, Jeffrey'nin bir webinar toplantısında açıkça ifade ettiği gibi Putin'in artık Esad'dan sıkıldığı, Rusya'nın Esad'ı değiştirme yönünde hareket ettiği şeklinde Batı basınında, Bloomberg'le başladı bu. Amerikan dışişleri kaynakları ve Arap medyasıyla devam etti. Böyle geniş bir propaganda var. Öncelikle ben bunun bir algı yönetimi olduğuna inanıyorum. Bir defa bunu söyleyeyim. İkincisi, Rusya veya Putin istemedi diye Esad'ın Rusya'da değiştirilmesi konusu o kadar sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Bir defa her şeyden önce Esad'ın Suriye'de ciddi bir ağırlığı var. Bir de bir alternatifi var mı yok mu sorusu var. Bu Rusya açısından kolayca belki bir alternatif bulunabilir ama bunun İran tarafından açıkça, İsrail tarafından üstü kapalı olarak kabul edilip edilmemesi gibi de bir durum var. Yani bir de bu bunun ikna edilmesiyle alakalı da bir boyut var. Dolayısıyla ben her şeyden önce Putin'in istemediği için Esad'ı kovmakla
değiştirebilecek bir yapıda olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da hemen ifade edeyim, başından beri söylüyorum. Esad Putin'in kırmızı çizgisi değil. Rusya Suriye'de barışa giden yolda tüm tarafların, içerideki ve dışarıdaki tüm tarafların bir anlamda onayıyla ya da rızasıyla çok rahatlıkla Esad'ı değiştirebilir. Bunda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yok. Öncelikle bunu ifade edeyim. İkincisi, Rus medyasında Esad'a yönelik eleştiriler yeni değil. Bu Rusya'nın Uluslararası İlişkiler Konseyi, ki en etkili think tanklerden bir tanesi, Dışişleri Bakanlığı'yla da organik bağ içerisinde, yaklaşık 2 yıl önce Esad'ın etrafındaki yolsuzluk çemberi ve birinci halkadaki kişilerle ilgili çarşaf yazılar yazdı. Rusya'da 2 yıldan beri Esad'ın izlediği politikaya yönelik eleştiriler yapılıyor. Örneğin Şubat ayındaki İdlib tartışmaları, yani bizim İdlib'de bir anlamda sıcak savaşı göze aldığımız dönemlerde de Rus medyasında Esad'a yönelik eleştiriler vardı. Hatta şunu söylüyorlardı: Esad NATO üyesi Türkiye ile Rusya'yı savaştırmaya mı ümit ediyor? Bunu mu planlıyor gibisinden? Dolayısıyla Rusya'da medyada Esad'a yönelik, Esad'ın çevresine yönelik eleştirilerin her zaman olduğunu söylemek mümkün. Ha, bu son dönemlerde bunun dozajı arttı mı? İşin garip tarafı, Rus medyasını sürekli izleyen birisi olarak söylüyorum, hayır artmadı. Tam tersine örneğin Federal Haber Ajansı, bu Wagner'in başındaki kişi ya da sahibi olduğu iddia edilen Prigozhin'in Esad aleyhine yürüttüğü faaliyetler devam ederken, aynı şahıs Esad'a Covid'le mücadele konusunda farklı şirketleri aracılığıyla yardımda da bulunuyordu. Dolayısıyla Prigozhin'in Esad'a yönelik yaklaşımı ya da faaliyetlerini farklı bir kategoride değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu şahıs Rami Maklouf'un kardeşi Hafız'ın Belarus'tan, Rusya'dan iş ortağı aynı zamanda. Dolayısıyla hani Putin'in aşçısı, Wagner'in sahibi gibi yakıştırmalar yapılıyor ama bu kişi son tahlilde dolandırıcılık ve fuhuşa yönelik eylemlerden 9 yıl cezaevinde yatmış birisinden bahsediyoruz. Yani bazı şeyleri değerlendirirken, yerli yerine oturturken, Kremlin üzerinde etkili mi değil mi tartışmaları yaparken, insanların kendi özgür ağırlıklarına da... Zannederim bir kesiklik oldu. Aydın Bey'le tekrar bağlanalım. Tam Aydın Bey duyuyorsanız eğer, tam da Prigozhin'in 9 sene hapiste yatmasına işaret etmiştiniz. Özgül ağırlık. Evet. Onu biraz açarak, tam orada koptu çünkü bağlantı. Tekrar devam ederseniz, hem de biraz tam da onu soracaktım zaten. Prigozhin aslında Putin'in St. Petersburg, Leningrad ekibinden gelen birisi. Ama daha 1980 yılında dolandırıcılıktan mahkumiyet kararı olup erteleme alan birisi. Ama hemen bir yıl sonra daha büyük bir vakayla çocuk yaştaki kişileri fuhuşa yöneltmek suçlaması da dahil 9 yıl cezaevinde kalan birisi. Yani Prigozhin'in Putin'in yanında verdiği fotoğraflardan yola çıkarak Kremlin-Prigozhin ilişkisini değerlendirirken, İşin içerisinde bir ticari boyut, bir ticari perspektif olduğunu da unutmamak gerekiyor iki taraflı olarak. Suriye özelinde ise Esad çevresindeki yolsuzluklarla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Rusya en son ülkedir bu konuda Suriye'yi eleştirecek. Bu çok net. Yani daha fazla detaya girmek istemiyorum ama Suriye'de Rami Maklouf'un %60'lık bir oranda ekonomiyi kontrol ediyor olması, yolsuzluklar, şunlar bunlar, bunların hepsi doğru, hepsi tamam. Rusya da bundan rahatsız kağıt üzerinde. Çünkü o paraların farklı kaynaklara harcanmasını istiyor. Ama Rusya bunu bu konuda, yani bu şeffaflık konusunda Esad'ı ve Suriye'yi eleştirecek en son ülke. Onu ifade edeyim. Ben asıl son dönemlerde Esad'la ilgili Rusya'nın iki temel sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Esad'ın Kürtlerle yürüttüğü müzakere. Şimdi Aydın Bey, hatırlanacağı üzere daha Astana
toplantıları başlarken Esad Kürtlere kültürel Rusya Kürtlere kültürel özellik sözü vermişti. Bu süreçle başladı Suriye'deki gelişmeler ama Kürtler farklı müttefikler buldu. Şimdi son bizim Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Esad'la Kürtleri yaklaştırma çabalarındaki gelişme kaydedilemiyor olması Rusya'yı özellikle Amerika'nın mevcudiyeti açısından sıkıntıya soktu. Burada Kürtler üzerinde ne kadar baskı uyguluyor ya da ne kadar iknacı bir çaba sarf ediyor bilmiyorum ama Esad üzerinde çok baskıcı bir politika uyguladığını söyleyebilirim. İkinci sıkıntı da Esad'ın ülkesi dört ülke tarafından adeta işgal edilmişken Türkiye, Rusya, İran, Amerika hala askeri ekonomiden ticari ya da normal ekonomiye yönelik olarak mevcut insanların iktisadi yapılarıyla ilgili adımlar atmamakla ve askeri yapının statükosunun sonsuza kadar devam edeceğini zannederek askeri harcamalara yönelik ki bunun da arka planında yolsuzluklar var bir politika izlemekle suçlanıyor. Ama burada tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Rusya şunu çok açık söyledi. Özellikle Güney Suriye'de, Kuneitra'da ve Dara'da tıpkı İdlib'deki gibi yerel unsurlarla, muhalif unsurlarla varılan uzlaşı sonucu sağlanan ateşkese rağmen Esad hala teröristlerle muhalifleri birbirine reddedemiyor. Bu muhalifler üzerinde Suriye gizli servisinin eylemleri ya da operasyonları eskisi gibi devam ediyor şeklinde suçluyor. Ama evet, şunu da son olarak ekleyeyim. Suriye'deki anayasa komisyonu müzakereleri sürecine yönelik olarak ABD'nin pişirdiği, ABD'nin şişirdiği bir algı operasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki Rusya'nın kendine bağlı medya yoluyla Esad'ı itibarsızlaştırmak gibi bir siyaseti söz konusu olamaz. Rusya bu ne istiyorsa açıkça yapar ama o kadar da kolay değil Rusya açısından. Anladım. Çok teşekkür ederim Aydın Bey. Aslında şu iki cümlede Libya konuşalım istiyordum ama ona da zamanımız kifayet etmedi ama en azından o izleyicilerimiz hem medya günlüğünden hem sizin Twitter hesabınızdan Libya ve o münhasır ekonomik bölge konusunda bu Kasım 2009'dan kalan anlaşma şimdi olan gelişmeler konusunda sizleri izlemeye cesaretlendireyim. Sizle de belki sözleşmiş olalım. Önümüzdeki haftalarda hem S-400 konusunu hem Libya konusunu ayrıca konuşalım isterim. Çünkü ortak dostumuz Yörük Işık da tespit etti. O Prigozhin'in Wagner şirketi tekrar bir Libya yönelik bir hareketlilik başladı. Ve Putin'in de anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'nin yaptığını bir aynası gibi Beşar Esad'ı oraya bazı milis güçleri göndermeye teşvik ettiği ve başlattığı da görülüyor. Bunlar da Türkiye-Rusya ilişkilerini herhalde bir şekliyle etkileyecektir. Bunları sözleşmiş olalım. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir araya gelip konuşalım isterim. Çok çok teşekkür ederim katkılarınız için. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum Aydın Sezer. Sağ olun. Aydın Bey dinlediniz. Rusya konusunu çok iyi takip ediyor. En ince detayına kadar bizle Rusya'yı paylaştı. Dediğim gibi S-400 ve Libya boyutlarını Rusya penceresinden Aydın Bey'le önümüzdeki haftalarda onu telafi ederiz, bir araya geliriz. Şimdi ikinci bölümde değerli dostum, Orta Doğu uzmanı, en seçkin Orta Doğu uzmanlarımızdan biri herhalde Türkiye'nin, Fehim Taştekin'le Kürt meselesini, Kürtlerin seçeneklerini odağa alarak Orta Doğu'yu, yakın çevreyi, Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız.